İyi tasarım denen şey aslında üretime en uygun tasarım demektir. Bir ürünün şık, bir sürü detayları olması, girintiler, kavisler, bunlar tabii ki de çok önemli. Fakat onu ürettiremiyorsanız ya da çok yüksek rakamları ürettiriyorsanız tasarımınız aslında o kadar iyi bir tasarım değil diyebiliriz rahatlıkla. Ki bu özellikle seri üretime gelecek, fiziksel olarak üretilmesi beklenen bir ürünse bu kesinlikle düşünülmesi gereken bir nokta. Bu hem sizin iyi bir tasarımcı olduğunuzu gösterir, bunlara dikkat ederseniz, hem de iş yaptığınız kişiye daha az maliyette en iyi hizmeti sunduğunuz için müşteri memnuniyeti getirir. Bahsettiğim şey grafik tasarım tarzı ya da animasyonlarda kullanılan 3 boyutlu tasarımlarsa onlar daha bir ayrı konu tabii ki. Diğer tarafında kavisler, girinti, çıkıntılar, hoş detaylar olmayacak mı? Hep minimalist tarzda mı tasarlayacağız derseniz bunun da cevabı tabii ki hayır. Tasarım yaparken üretim yapacağınız cihazı iyi tanıdıktan sonra istediğiniz kavisi, detayı çizebilirsiniz belirtilen şartlarda. Ki zaten o şartlar da sizin ürününüzü çeşitlendirmeniz için yeterince açık şartlar olacaktır. Bugün de size bunlardan bahsedeceğim. Piyasada belli başlı sık olarak kullanılan üretim yöntemlerini bilirseniz ürününüzü tasarlarken bunları göz önünde bulundurursunuz. Ve bu şekilde yaptığınız tasarım en iyi tasarım olmaya daha yakın bir tasarımdır. Tasarımlara dikkat ederim. Ama burada nasıl bir yol izleriz kısmına gelecek olursak tasarıma başlamadan önce ilk olarak sorulması gereken şeylerden birisi bu ürünü biz nerede üreteceğiz? Yarın nerede üretilecek? Gidebileceği nokta neler? Çünkü o ürünün adeti, o ürünün üretim metodunun seçiminde maliyetinde önemli rol oynuyor. Bize çok sık gelen örnekten bahsedeceğim. Biz bu ürünü enjeksiyonda üreteceğiz ama ilk önce printer'da ürettirmek istiyoruz. Bunda hiçbir sorun yok, gayet mantıklı gibi geliyor ilk etapta. Fakat insanların göz ardı ettiği şey printer'da çıkan malzemenin enjeksiyona çıkan malzeme ile sağlamlığı arasında çok büyük bir fark var. Enjeksiyonda duvar kalınlığı 1-1,5-2 civarı tutarsanız ürünlerin %70-80'i de zaten bu şekildedir. Bu yeterli bir kalınlıktır ve gayet sağlam bir ürün çıkartmış olursunuz. Printer'da aynı şeyi yaparsanız bu çok düşük bir rakamdır ve çok kırılgan bir ürün elde edersiniz. Ve bu da insanların eline aldığında parçalanan bir ürün tutmuş olacaklar. O zaman diyecekler ki duvarı daha kalınlaştıralım ama bu sefer enjeksiyondaki maliyeti arttırmış olacaksınız. Ve gereksiz yere kalın bir ürün basmış olacaksınız. Ki bu da kaba olacak, ağır olacak. Bunlar da istenilen şeyler değil. O yüzden bir ürünü printer'da mı üretiyoruz, enjeksiyonda mı üretiyoruz? Bu çok önemli bir detay. Printer'da basan ürünün kabaca nasıl gözüktüğünü, parçanın oturup oturmadığı gibi konularda referans alabilmek istiyorsak evet printer'da basalım. Ama printer'da basılan şey yüzey kalitesi olarak, sağlamlık olarak termal testlerde bize enjeksiyona dair çok az şey söyler. Yani bu da plastik, o da plastik gibi düşünen insanlarla karşılaşıyorum. Maalesef o öyle değil. Bu bahsettiğim tarzda detaylar CNC için de geçerli, laz için de geçerli, ebatlama makinesi için de geçerli. Hepsinin kendine özgü ayrı detaylar var. Birinde yapıp diğerinde yapmayacağınız şeyler var. Özellikle mimarlar, ahşap dolap tarzı ürünler tasarlayanlar için ebatlama cihazını iyi bilmeleri onlar için önemli. Bu ebatlama cihazı dediğim şey piyasada çok sık bulunan ama çok az insanın bildiği şey. Ve dediğim gibi ona uygun tasarım yapmadığınız zaman da birçok sorun yaşıyorsunuz. Maliyetleriniz çok fazla artıyor ve üretim yöntemi de zorlaşıyor. Önümüzdeki videolarda bunların her bir cihazın nasıl çalıştığını, nereye dikkat etmeniz gerektiğini anlatan videolar çekeceğim. Ve son olarak bu söylediklerime dikkat edip tasarımlarınızı bu doğrultuda yaptığınız takdirde aranan tasarımcı olma yolunda hızla ilerleyeceksinizdir. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bugünkü video printerlarla ilgili. Hadi şimdi biraz ondan bahsedelim. Siz tasarımı bitirdiniz. Bir üreticiye yolladınız. Üretici herhangi bir dilimleyicinin içerisine atıyor. Benim kullandığım program Kura. Kura'nın içerisine attıktan sonra dilimlemeye basıyor. Dilimledikten sonra buradan program ona ne kadar süreceğini, ne kadar filament gideceğini gösteriyor. Ve birazcık daha ilerlediğimizde preview kısmından bu süreci görmüş oluyoruz. Bizim baskımız bu şekilde başlıyor. Bu ilk katmanımız. Bu ilk katmanı attıktan sonra printer 3 boyutta ön geri, sağ sol ve yukarı aşağıdır. Yani x, y, z'dir. X, y, z eksenidir aynı zamanda. Bu eksenler arasında katman bunu yapmaya başlayacak. Bu ilk katman ve birazcık daha ilerlediğinde ikinci, üçüncü katmanı atıyor, 10. katmanı atıyor. Bu gördüğünüz çapraz olan şeyler için dolgusu. Bu dolgu oranını siz belirleyebiliyorsunuz ya da üretici genellikle belirler. Üreticiye İçi boş olsun diyebilirsiniz. %50 iç dolgusunu %10 yap diyebilirsiniz. %5 yap diyebilirsiniz. Şu anki modelde %20 doluluğu var bunun. Ve bu şekilde katman ilerliyor bu tasarım. Normalde şurası sol kısım, yuvarlağın ortasındaki kısım yere geliyorken burada böyle bir tasarım yaptığımız için, T şeklinde bir tasarım yapmadığımız için bunu rahatlıkla basabiliyor. Yükselmeye devam ediyor. Yükseliyor. Ve bu şekilde bitiyor. Üretim süreci bu şekilde gerçekleşiyor. Burada yer çekimine karşı bir üretim söz konusu olduğu için sizin bu şeyleri düz yapmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da bir kavis var. Burası dümdüz olsaydı bunun içerisinde saçaklanma olacaktı. Ve benim bu erkek parçam bu dişin içerisinde çalışmayacaktı. Bu bir telefon tutucusu. Benim tasarladığım telefon tutucusu. Bu tutucu paket lastiğiyle çalışıyor. Bu kızağı buradaki yere geçirdiğinizde şuradan ve şuradan paket lastiğiyle gerdiriyorsunuz ve kendi içerisinde oynuyor. İstediğiniz telefonu sıkıştırabiliyorsunuz. Bir X dolgumuz var. Şeklinde böyle bir şey göreceğiz biz. Printer'ın nasıl çalıştığını kabaca anladığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki adımda size parçaların printer'da basılarak üretilen bir printer markasının parçalarını göstereceğim. Size göstereceğim parçaların hepsi printer'dan çıkıyor ve tekrardan printer yapılmak üzere birleştiriliyor. Yani printer'dan printer basmış gibi bir şey oluyorsunuz. Ve bu parçalarda nelere dikkat edilmiş onları anlamaya çalışacağız. Burada yine sanırım şu yuvarlakları birbirinin üzerine koyarak yapmışlar. En alttaki yuvarlak kısa, ondan sonraki birazcık daha uzun, ondan sonraki birazcık daha uzun. Düz diş yapmak yerine böyle bir yuvarlak yapmışlar. Sorun yaşamadan basabilsin diye. Bu şu şekilde basılıyor. Yere koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi dik olarak gelen, T şeklinde gelen hiçbir şekilde parça yok. Bu chamfer dediğimiz şeylerden verilmiş. Bu hem baskı süresini kısaltıyor hem de daha düzgün, daha şık bir görünüm veriyor. Hemen buraya bir bal peteği koymuş. Bunu tasarımlarınızda bolca kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bal peteği printer'da çok güzel basılan bir şey. Hem yatay hem dikey basabildiğiniz bir şey. Ürüne gerçekten çok modern bir görüntü katıyor. Zaten son zamanlarda çok sık kullanılan bir tasarım metodu. Üzerlerini yine açık bırakmış. Üzerini tamamlamamış. Bu da yine az filament gitsin diye. Bunun üzerine komple yuvarlak yapıp böyle kapatılabilirdi kutu gibi. Ama dediğim gibi hem az filament gitsin hem de şık olsun diye böyle bir tasarıma gidilmiş. Buradaki kısımsa esnesin diye yapılan bir tasarım. Buralara mil giriyor. Mil girerken eğer sıkı gelirse buradan esneyebilsin diye yapılmış bir parça. Mesela geçmeli parçanız varsa bu tarzda esnemek için özel tasarımlar yapabilirsiniz. Bir sonraki parçaya geçiyorum. Yine üçgen tasarım kullanılmış. Hemen şurada milin gireceği bir yatak var. Bu da üst milin parçası. Yine bu millerin de gireceği alanda böyle esnemesi için bir alan yaratılmış. Printer yuvarlakları basabiliyor ama yuvarlaklarda birazcık iz çıkarıyor. Yuvarlakları çizerken printer'da çok hafif yukarı doğru oval yapabilirsiniz ya da biraz pay bırakabilirsiniz. Normalde eliniz 3 ise 3.20, 3.30 yapabilirsiniz. 3 milimse. Bir sonraki parçaya geçiyorum. Mesela bu karmaşık bir parça. Bu parçayı nasıl basarsınız? Bu parça böyle sırt üstü basılan bir parça. Bu parçayı şöyle ya da bu şekilde basarsanız bu çok sağlam olmayacaktır. Şöyle bastığınız bir senaryoyu ele alalım ki zaten üretici muhtemelen bunu tasarlayan kişi başka şekilde basmaya çalışmasınlar diye bu tarzı üretmiş. Başka hiçbir yerinden basamıyorsunuz. Düz bir alanı yok. Yani böyle koyduğunuzda yapışmaz, böyle koyduğunuzda yapışmaz, böyle koyduğunuzda yine yapışmayacaktır. Sadece tek basılabileceği alan bu. Ve bu şekilde basılırken ipliklenme yapmasın diye hemen şu sağ tarafında görebileceğiniz bir chamfer'da verilmiş. Ayrıca bu parçayı yan basarsanız çok güçsüzleşir bu parça. Bu parça iki milin arasında sıkışarak kendini koruyan bir parça. Bu parça böyle basılıyor dediğim gibi. Diyelim ki biz hadi destek dağıttık ve şu şekilde bastık bu parçayı. Daha rahat görülmesi için şu katman ayarında 0.6 yapacağım. Bu arada bayağı bir süremiz düştü kalın yaptığımız için. Bu şekilde basılacağı için ve siz bu ortadan mil geçireceğiniz için tam olarak bu şekilde katmandan ayrılarak kırılabilir. Şu an bu çok kırılgan bir malzeme ama şöyle basmış olsaydınız bunu, printer her parçanın dışında böyle düz şekilde çerçeveler çizdiği için bu gayet sağlam parça olacaktı ve kırılması çok zor olacaktı. Katmandan ayrılma sorunu da olmayacaktı. 2 mil arasına sıkıştırıldığından bahsetmiştim. 2 mil arasına sıkıştırıldığı için bu katmanlarından ayrılma ihtimali de çok düşük. Buraya takılan şey de zaten switch. Bu da çok güç kullanan bir şey değil. O yüzden bu tarzda parçaları, güç gerektiren parçaları nereden yük binecekse o kısmı yatay olarak basmanız parçanızı çok daha sağlam yapar. Siz üreticiye bunu bu şekilde basın diyebilirsiniz ya da tasarımınızı öyle bir yaparsınız ki zaten üretici ondan başka bir yöntemle basamaz. Bu örnekte olduğu gibi. Böyle bir parçaya geliyorum. Bu da yine kompleks bir parça. Yine mil gireceği için buraya rulmanlar giriyor. Buraya rulmanlar gireceği için esneyebilmesi için bir parça koymuşlar. Burada somunun içine oturabileceği bir parça boş dönmesin diye. Bu yuvarlakları da çizgi çizgi yapmışlar fark ediyorsanız. Düz yuvarlak yaptığında bu yukarıdan sarkma yapacak ve mil kastırma yapar diye. Birazcık geniş tutup bu şekilde tık 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 sanki çokgen gibi bir şekil çizmişler buraya da. Ortasından filament geçecek. Bu arada filamentin akacağı yerde de yine bunu karede yapabilirlerdi. Kare yapmamışlar. Bu şekilde yapmışlar. Çünkü o bahsettiğim köprü gibi saçak olmasın diye. Hemen bunun altında da sağlamlaması için bir parça koymuşlar. Bu normalde baskı etkilemiyor. Çünkü bu parça da şu şekilde basılıyor. Bu olmasa da basılır. Fakat bu kısmı sağlamlamak için daha sağlam oturabilsin diye böyle ek parçalar atmışlar. Yine bunları da kullanabilirsiniz printer'ınızda esnemesin kırılmasın diye printer için tasarlarken. Bu yine deliklere güzel örnek olabilecek bir parça. Delikleri yine böyle çizgi çizgi çokgenmiş gibi tasarlamışlar. Aynı şekilde bunun çerçevesi de öyle. Direkt yuvarlak olduğunda çünkü bozuluyor. Parça da elsizliğinin geldiği parça. Bal peteklerini yine 3-4 kere kullanmış. Kızaklı bir sistem yapmış. Burada da kelepçelerin geçebileceği alanlar koymuş. Bunu kelepçeyle sıkıp ürüne yerleştirebiliyorsunuz. Böyle şeyler tasarlayabilirsiniz. Ürünün bir daha atamayacağınız parçası var diyelim. O parçayı bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Sabitleyeceğiniz yere bu tarzda bir kanal açarak içine plastik kelepçe sokarak bunu çok güçlü bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Bunu birçok yerinde var. Hatta nozzle'ın aktığı yeri de yine bu mantıkla sabitlemişler. Hemen size onu da göstereyim. Yine bu parçada da bal peteği görüyorsunuz. Göstereceğim parça da bu. Bunun çok güçlü bir şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Bunu düzgün sabitleyemezseniz boşluk yapar ve sallanır. Ve sallanırsa da printer'ınız kalitesiz çıkar. Bu size gösterdiğim parçalar dünyadaki en çok kullanılan, en çok satılan printer markasının ürünleri diyebilirim. Yani bu parçanın her biri yüzlerce kez revize almıştır muhtemelen. Ve son halleri. O yüzden printer'da basılabilecek en iyi ürünler diyebilirim. Bunların delikleri, deliklerden sonra bırakılan vida payları, bunların hepsini referans alabilirsiniz ve nasıl çizildiğine referans alabilirsiniz. Bunlar çok güçlü referanslar. O bahsettiğim şey de şu delikler. Bu deliklerin her biri plastik kelepçe için açılmış delikler. Yukarıdan kelepçeyi itlediğiniz zaman alttan çıkıyor. Yine kavisli bir şekilde çıktığı için baskıda hiçbir sorun yaratmıyor. Burası çok küçük olduğu için burası da köpürlenme yapmadan basılabiliyor. Bu mesafe de mesela önemli. Bunu birazcık daha artırırsanız muhtemelen saçaklanma yapacaktır. Çok kompleks bir parça olmasına rağmen baskıda hiçbir sorun yaratmıyor. Bunda özellikle dikkat etmişler. Bu parçaları inceleyip siz de bunlar hakkında fikir sahibi olmaya çalışabilirsiniz. Bir diğer bahsetmek istediğim şey ise hız. Şu an 0.6'ya getirdik biz. Fakat printer'da çok kaliteli, çok düzgün, o katman aralarının hemen hemen belli olmayacağı kalitede baskılar istiyorsanız 0.10, 0.15 gibi ayarlamanız lazım. Bunu 0.1'e ayarladığımda hemen farkı göreceğiz. Az önce 30 dakikaydı. 0.6 katmanında. Bunu 0.10'da bastığımızda 2 saat 25 dakika. Yani hemen hemen 5 katı daha uzun sürüyor baskınız. Çok daha kaliteli, çok daha düzgün gözüküyor ama çok daha uzun sürüyor maalesef. Normalde programların içinde support dediğimiz seçenekler mevcut. Bunları açtığınız zaman bir malzeme havada bile olsa onu basabiliyorsunuz. Fakat size şöyle göstermek istiyorum. Bunlar az önce bahsettiğim gibi benim tasarladığım ürünler. Bunları şu an dilimliyorum 0.1'de. Yaklaşık 12 saat 9 dakika çıktı. Bunu 0.25'te dilimleyelim. Süre çok büyük bir oranda düştü. 5 saate düştü. Fakat bunu böyle bastığınızda size çıkabilecek sorunları hemen kısaca açıklayayım. İlk önce bu yere sadece şu iki küçük noktadan yapıştığı için, hemen şöyle birinci katmanı gösteriyorum. Şu küçük noktalardan yapıştığı için printer'da bu sağa sola gide gide bu parça çıkacaktır ve bu çıktı muhtemelen düzgün bir şekilde ayrılmayacak tabadan. Aynı şeyi yuvarlak için de söyleyebiliriz. Yuvarlak parçanın ilk katmanına geliyorum. İlk katman neredeyse tutunmuyor zaten şu an havada. Tutunduğu yerde de o kadar az bir yer tutunuyor ki sarı ilk katman, hatta 8. katman falanmış. Bu havada basacağı için kesinlikle bunu basmayacaktır. Yuvarlığa bu şekilde basarsanız şuradaki gibi sizi çok rahatsız edecek katman izleriyle karşılaşırsınız. Özellikle bunu üstlere doğru daha çok yapar. Yani bir şuraya bakın, şu kısma, bir de şuraya bakın. Aynı katman ama daha da yukarılara çıktığımızda daha da çirkin bir görüntü görüyoruz. Okey, buradan support'u açtık. Support atarsak ne olur? Onu göreceğiz şimdi. Süremiz 5 dakikaydı. 0.25 dilimlemede. Şu an 12 saate çıktı. 2 katı süremiz arttı. Bu çok büyük bir rakam. Ve gördüğünüz gibi hemen her yere destek attı. Aslında bizim ürünümüz şu yuvarlak kısım. Şurası. Ama komple buraları basıyor. Sırf yukarıya destek atabilmek için. Ve süremiz 2 katı uzadı. Süremizin uzaması da bir kenara. Siz bu parçayı, şu iki tane küçük parçayı bu desteğin içerisinden kırmadan çıkarma ihtimaliniz çok çok düşük. Bu da çok büyük bir dezavantaj. O yüzden yine atmamanız, yapmamanız gerekiyor. Diğer parçaya geldiğimizde ise sadece alt kısmına destek atmış. Yine buradaki parçalarda düzgün çıkmama ihtimali çok çok fazla. Dediğim gibi süre uzuyor. Bu desteklerin temizlenmesi çok zor. Ki o da ayrı bir süre alıyor. Kırılma ihtimalini çok çok artırıyor. Ayrıca destek yerlerinde çok pis izler kalıyor. O yüzden olabildiğince desteksiz tasarlamaya çalışın tasarımlarınızı. Çok çok zorunlu kalırsa evet destek atılıyor. Destek denen bir özellik var ama bunu olabildiğince kullanmamaya çalışın. Hatta öyle ki sırf destek atmamak için parçaları bazı yerlerinden ayırıp ayrı ayrı basılıp sonradan yapıştırma tekniği bile uygulanıyor. Ki bu destek atılmasın, süre uzamasın ve üründe istenmeyen kötü görüntüler oluşmasın diye. Destek yani o kadar iyi bir şey değil maalesef. Hatta internette araştırdığınızda bazı şeyler görürsünüz. Obje vardır. Bir tane çok güzel bir süper kahraman objesi varsayalım. Bu objenin bir tane normal STL dosyası, bir de ayrıca printable yazan bir dosyasını görürsünüz. Bu şeydir. Printable yazan parçalanmış printer'da basmaya uygun tasarımdır. Diğeri evet tasarım vardır ama onu basmanız o kadar zordur ki sürekli bir yerlerden saçak yapar, kötü görüntü oluşturur, destek atarsınız, temizleyemezsiniz. Sırf parçalamayan materyalleri alıp normalde open source olarak internette paylaşılmış bir figürü parçalayıp basılabilir hale getirip internete yüklediği için 25-30 dolara satıp sadece bu işle geçinen çok fazla insan var. O yüzden tasarım yaparken printable tasarlamak, eğer printable üretmek için tasarlıyorsak printable tasarlamak çok önemli. Bu da şu demek oluyor, yani parça yapıyorsanız yapmak zorunda oluyorsunuz bazı yerlerde. Destek atmamak için ayrı parçalar tasarlamaya çalışıyorsunuz ki bu çok daha mantıklı. O parçayı tasarlarken de birbirine geçeceği yerleri, birbirine geçecekleri toleransları, bunları çok iyi belirlemek lazım ki toplarken sorun çıkmasın. Gerekirse ürettireceğiniz yere sorun. Böyle böyle bir tasarım yapıyorum. Birbirine geçecek tasarımlar toleransı ne kadar vereyim? Çünkü deliği 3 milim, içerisine girecek şeyde 3 milim verdiğiniz, o çok sıkışarak girecektir ve girip çıkarken de kırılma ihtimali çok fazla olur. Mesela bu tasarımda bile 0.25'e yakın bir offset verilmiş durumda. Yani onda 2.5 gibi oluyor. 0'a 0 da belki işlerdi ama dediğim gibi kırılma ihtimali çok fazlaydı. Bu riski almadığım için bu şekilde küçülttüm. Bir başka göstermek istediğim şey, Thingiverse denen bir site var. Bunu zaten birçok kez bahsettiğim videolarımda. Bu site open source olarak çizimleri paylaşıyor. Bu çizimleri indirip kendi printer'ınıza basabiliyorsunuz. Şu an bu gördüğünüz twist phase dediği şey ve aynı zamanda yanındaki gayet güzel bir tasarım. Ve bu tasarımı siz geleneksel üretim yöntemleriyle üretemezsiniz. Bu tasarım çok özel bir tasarımdır ve printer'da kolayca üretilebilecek bir tasarımdır. Ve ayrıca bunların duvar kalınlıkları tek bir seferde printer'ın basabileceği ölçüde yapılmıştır. Yani printer tek bir kez dönerekten bunu basabilir ve bu yüzden bunların üretim süresi de printer'da çok kısadır. Yani diğer az önce gösterdiğim size 5-6 santimlik bir obje 8-10 saat sürerken ya da 5-6 saat sürerken bu tarzda bir tek katmanlı vazoyu 3-5 saatte, 2-3 saatte basabilirsiniz. O yüzden görüntüsü şık olacak ama çok güç gerektirmeyen, yani duvar kalınlığı gerektirmeyen bir parça varsa bu şekilde tek katman, olabildiğince ince duvarlı tasarlamaya özen gösterin. Bu aşırı derecede fark ediyor. Printer normalde buradan 2 kere geçecekken tek bir seferde geçiyor. Ve süreyi yarı yarıya kısaltıyor. Siz bunu 3 kere de geçilebileceği bir duvar kalınlığı yaparsanız 3 kere geçecek ve süreniz 3 katı artacak ve süreyi etkileme oranında bu teknikte çok çok önemli bir teknik. O yüzden bu tarzda tasarımlar yapmaya da çalışın eğer ince olması bir sorun teşkil etmiyorsa duvarlarınızın. Bir üçüncü şey, ürünlerden bütün gereksiz detayları kaldırın. Bunun da yine sebebi süre. Süreyi kısaltmak için elinizden geleni yapın. Bu size şunu da sağlar. Hem seri üretimde veya adetli üretimde süreyi kısaltacağı gibi o zaten aşikar. Sizin bir revize yapmanız gerekiyorsa bunun için de çok hızlı bir şekilde hareket alabilirsiniz. Gönderirsiniz, 3-5 saat içerisinde basılır, alırsınız ve dersiniz ki buna bu sorun var, düzeltip tekrar bir yenisini 3-5 saatte bastırabilirsiniz. Bunu 7-8 saate çıkardığınızda zaten bir gün demektir bu. Ertesi iş gününe kalır ama kısa sürede basılabilecek şeyler tasarlarsanız kısa sürede deneyip kısa sürede düzeltebilirsiniz ve size günler kazandırabilir bu tarzda alışkanlıklar kazanmak. Bir diğer bahsedeceğim şey katman kalınlığı. Az önce size göstermiştim. 0.6 ile 0.2 arasında, 0.1 arasında, yani yaklaşık çok hafif matematikle 5-6-7 katı süre farkı var. O yüzden çok hassasiyet istenmiyorsa ürünlerinizde şunu diyebilirsiniz. Benim ürünümü 0.6 katmanda bas, 0.7 katmanda bas, 0.8 katmanda bas. Bu size acayip hız kazandıracaktır. Ve ondan sonra ürünün son halini beğendiğiniz zaman ya bunu bir de 0.1'de bas, daha kaliteli dursun, artık son teslim edebileceğim ürün haline gelsin diyebilirsiniz. Sürenin kısalması sizin ödeyeceğiniz ücreti de azaltır. Filament miktarı çok değişmez ama printer'ın çalışma süresi kısaldığı için sizin ödeyeceğiniz ücret azalır ve yine az önce bahsettiğim gibi zamandan kazandığınız için size de gün kazandırmış ve vize süresi kazandırmış olur. Baskı yönünden bahsetmiştim. Baskı yönünü de iyi seçmeniz gerekiyor. Bunlar internette bulabileceğiniz sağlamlık test parçaları. Bunlar farklı filamentlerden basılmış. Bu parça hem dikine basılabilir hem de yatay bir şekilde basılabilir. Ama bu parçayı dikine basarsanız çok daha kolay kırılacaktır. Bunu yatay bir şekilde basmanız gerekiyor. Yani şu kısım, şu an fareyle üzerinden geçtiğim kısmın yere temas etmesi gerekiyor. Şu an durduğu gibi dik şekilde basarsanız bunun sağlamlığı çok önemli ölçüde azalır. Ve eğer bu şekilde malzeme taşıyacak bir parça yapıyorsanız bu parçaları mutlaka yatay basmanız gerekiyor ki daha sağlam olsun. Bu video CNC Kitchen adlı bir kanalın karşılaştırma test videosu. Bunu da izleyebilirsiniz. O videonun içerisinde de zaten size gösteriyor. Dik bastığınızda ne kadar kilo dayanabiliyor, yatay bastığınızda ne kadar kilo dayanabiliyor. Bu tarzda videolar izlerseniz de yapacağınız ürünün ne kadar dayanıklı olduğunu 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz ve ona göre duvar kalınlığını, parçanın yoğunluğunu, iç dolgusunu artırabilirsiniz ya da seçeceğiniz filamenti ona göre seçebilirsiniz. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de tasarımlarda bu fillet denen kavisli seçeneği mi kullanmalısınız yoksa bu şekilde chamfer seçeneğini mi kullanmalısınız konusu var. Bu chamfer seçeneği kullandığınız zaman az önce yuvarlak malzemede gösterdiğim gibi, tekrardan göstereyim. Şu kısımdaki gibi yuvarlağın sonlarına doğru çok çirkin bir görüntü alırsınız. Fakat bunu çapraz yaparsanız bu görüntü kavisli yapmanıza göre çok daha az olur ve hemen her yerde eşit olur. Mesela şu ön tarafı kavisli. Burada çok değişmemiş gördüğünüz gibi ama bu yuvarlak olan kısmı bayağı bir açılıyor. Hatta bu evet güzel bir örnek oldu. Hemen şöyle az daha kenarını çevireceğim. Hemen hemen aynı yükseltide olmasına rağmen şuralar. Şuradaki katman farkına bakın. Bir de şuradaki katman farkına bakın. Normalde burayı da biz fillet'la yuvarlamış olsaydık burada da şu an şurada gördüğümüz şeyi burada da görüyor olacaktık. Ama bunu chamfer yaptığımız için izler çok daha tutarlı ve düzgün bir şekilde iniyor ve daha şık gözüküyor. Tasarımlarınızı yaparken bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz.